Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü sağlık videomuza hoş geldiniz. İşte onlarsız da yaşayabileceğimiz organlarımız. İnsan vücudunun işleyişi bilim insanlarını asırlar boyunca şaşırtmayı başarmıştır. Geliştirilen yeni teknolojiler, ilaçlar ve yöntemlerle vücudumuz artık eskisinden daha da dayanıklı ve birçok zorluğa rağmen hayatta kalıp yaşamımızı sürdürmemiz mümkün. Vücudumuzda 600 kas, 206 adet kemik, binlerce tendon ve çok sayıda organ bulunuyor. Birçok iç organımız yaşamımız için hayati önemli. Ancak bazıları var ki onlarsız da hayatta kalmak mümkün. Bu organlardan bazıları neredeyse tamamen gereksiz denebilecek düzeyde, bazılarının yokluğu ise bir takım takviyelerle yetiştirilebilir. Peki insan vücudu hangi iç organlara aslında pek gereksinim duymuyor? İşte sizler için derlediğimiz birkaç örnek. İlk sırada safra kesesi var. Karaciğerin hemen altında bulunan küçük bir kesedir. Safra kesesi karaciğer tarafından üretilen safrayı depolar ve vücudun aşırı yağlı yiyecekleri sindirmesine yardımcı olur. Her ne kadar sindirim işlemine yardımcı olsa da safra kesesi yokluğunda da bağırsaklar bu organın işlevini görebilirler. Zaten bu kese içerisinde meydana gelen katılaşmalar bazen normalden daha büyük safra taşlarına neden olabilir. Ve o zaman bu kese ameliyatla tamamen alınır. Safra kesesi alınan kişilerin dikkat etmesi gereken tek şey diyettir. Aşırı yağlı yiyecekleri yemeye devam edebilirler. Ancak oluşacak sindirim zorluğu onları rahatsız eder. İkinci sırada dalak var. Karnının sol tarafında mide ile diyafram arasında yer alan süngerimsi yapıda damarsal lenfoid organdır. Ömrünü doldurmuş kırmızı kan hücrelerini ortadan kaldırarak içerisindeki demiri yeniden kullanıma verir. Ancak görevlerinin birçoğunu aslında başka organlar da yapar. Dalak en önemli işlevini vücut henüz anne karnındayken görür ve doğumdan sonra işlevleri diğer organlara aktarır. Ayrıca dalağın içinden her an yüksek miktarda kan geçtiği için bu organa gelebilecek zarar, darbe ya da oluşacak bir kanama, ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu gibi durumlarda bu organ derhal ameliyat edilerek alınır ve kişi yaşamına normal şekilde devam eder. Oluşan tek sıkıntı dalaksız yaşayan kişilerin bazı enfeksiyon oluşumlarına daha açık hale gelmesidir. Ancak teknik olarak normal ömür sürmesini etkilemez. Üçüncü sırada apandist var. Karnının sağ alt bölümünde apandist denen kalın bağırsağın uzantısı bulunur. Solucan şeklinde ve hareket kabiliyeti olan apandisin içinden herhangi bir besin geçmez. Hakkında bilinen tek şey bağışıklık sisteminin işine yarayan immünoglobulin adlı proteini üretmektir. Ancak bunu başka organlar da yapar. Tıp uzmanları insan vücudunda neden apandis bulunduğunu hala tam olarak çözebilmiş değiller. İşlevi bilinmeyen bu organ insan vücudu için potansiyel bir tehdit unsurudur. Çoğunlukla dışkı ve daha az bir ihtimalle safra taşı, tümör ya da bağırsak kurduyla tıkanması sonucu iltihaplanma oluşur. Bazen de yediğimiz bir şeyin çekirdeğinin içine girmesi nedeniyle bu olur. İltihaplandığı takdirde kesip çıkarılmasından başka yol kalmaz. Bu yapılmazsa hastanın ölümüne neden olabilir. 5. sırada böbrek. Böbrekler kan basıncının dengelenmesi, kandaki toksik maddelerin temizlenmesi ve sindirimin tamamlanmasında hayati bir rol oynasa da bu organdan 2 adet bulunması nedeniyle bir tanesi olmadan da yaşamın sürdürülmesi mümkün. Bir sebeple böbreğe alınmış kişiler hayatta kalacakları en ciddi sıkıntı kalan böbreğe bir şey olması halinde yedeğinin olmayışıdır. İki böbrek de alınırsa
bu vaziyette dahi hayatta kalmak mümkündür. Ancak bunun için diyaliz makinesine bağlı olarak yaşamın sürdürülmesi gerekir. İki böbreğini de kaybetmiş kişiler bir böbrek bağışı ile yeniden normal hayatlarına dönebilirler. Sıradaki organımız akciğer. Akciğerler de tıpkı böbrekler gibidir ve hayatta kalmak için bu organdan bir tane olması yeterlidir. Tanınmış kişilerden bir örnek. Günümüzde Katoliklerin ruhani lideri olan Papa 1. Francis, gençliğinden bu yana tek akciğerle yaşadığını biliyor musunuz? Sıradaki organımız üreme organları. Erkek ve kadınlardaki üreme organları, üreme dışında bir işleve sahip değildir. Ve bu organlar olmadan sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürülebilir. Dünyada çok sayıda kişinin üreme organında oluşan kanser nedeniyle veya başka sebeplerle ameliyat edilerek üreme organları alınmıştır. Bu organların eksikliğinin sebep olduğu tek şey, estrojen ve testosteron gibi cinsellik hormonlarında yaşanacak azalmalardır. Şimdi bahsedeceğimiz organ kalın bağırsak. Vücudumuza aldığımız gıdalar bağırsak sisteminin sonundaki bölüm olan ve kolon olarak da bilinen bu organa gelinceye kadar tüm besin değerlerinden arındırılmış olur. Geriye neredeyse yalnızca sindirilmeyen lifler ve tuz gibi maddeler kalır. Kalın bağırsak yalnızca bu artıkları birleştirerek vücuttan daha rahat çıkması için belli bir şekle sokar. Günümüzde gelişmiş operasyon yöntemleri sayesinde kalın bağırsak olmadan da insan vücudu hayatta kalabilir. Bu tür operasyonlar öyle yaygın bir hale geldi ki Amerikalı Medscape tarafından yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da gerçekleşen ameliyatların %10'u kalın bağırsağın bir bölümü veya tamamının alındığı operasyonlardan oluşuyor. Sıradaki organımız idrar torbası. Birçok insan idrar torbası olmadan hayatta kalmanın mümkün olduğunu düşünür. Ancak bu organda da kanser veya başka tür sorunlar oluştuğunda vücuttan alınabilir ve kişi yaşamına devam eder. Bu organ yerine vücudun dışında taşınan yapay bir torbada bu işlevi görecek şekilde kullanılabilir. Geliştirilen bir başka yöntem sayesinde doktorlar bağırsaklardan alınan dokularla bir tüp oluşturarak idrarın dışarı atılmadan önce bu tüpte tutulmasını sağlayabiliyorlar. Sırada midemiz var. Evet, mideniz olmadan da yemek yemeye devam edebilirsiniz. Çeşitli sebeplerden midesi alınan kişilerin yemek borusu direkt olarak ince bağırsağa bağlanır. Bu durumda kişi diyetini değiştirmek zorunda kalır. Ancak pek çok katı gıda aynı şekilde tüketilmeye devam eder. Ve en son bademcik. Boğazın iki yanında bulunan badem şeklindeki lenfoid doku bölgelerine bademcikler denir. Bağışıklık sistemine yardımcı olurlar ancak bademcikleriniz olmasa bunun hiç farkına bile varmazsınız. Sevgili dostlar, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, videomuzu paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.